vardığımız netice Mustafa Kemal'in gelmemizi istediği noktadır. Bu katlanılması çok zor bir durum beyler. Üzülme. Biz kaybettik ama Türkiye kazandı. O hikaye kapandı Halil. Ben Türkistan'a gitmeye karar verdim. Neden? Orada bir şeyler yapabileceğime inanıyorum. Ne gibi? Bilmem. Belki Asya'yı ayaklandırabilirim. Yine hayal peşindesin. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Gücümüz ancak düşmanı yenmeye yetti. Günü gelince de imha ederiz. Apoletiniz nasıl olacak efendim? İstemem. Apolet filan istemem. Tek yıldızlı yaka işareti yeter. Olmaz paşa. Olur olur. Yarın Monsieur Franklin Boulon'da Ankara'da olacak. Ön toplantıda sizde olun. Peki efendim. Süvariler yola açsın. Emredersiniz. İngiliz hükümetinin bütün hesaplarını alt üst ettiniz. İtiraf edeyim, bizim hesaplarımızda. Çünkü inanılmaz bir şey oldu. Kaan'ı kamyonu yendi. Hükümetin bu olağanüstü durum üzerine İngiliz politikasından bağımsız hareket etmeye karar vermiştir. Şu sırada bir Yunan politikacısı olmayı istemezdim. Mr. Lloyd George bugün nihayet bizi kabul etti. Dostça konuştu. Barış kuruluncaya kadar çekildiğimiz Afyon Eskişehir hattını mutlaka korumamızı ve savunmamızı istiyor. Buna karşılık ne yardım yapacaklar? Hiç. Sadece oyalıyorlar bizi. Bu arada çok kötü bir haber geldi. İngilizler de şoke oldular. Türklerle Fransızlar bir anlaşma imzalamışlar. Olamaz. Evet. Fransızlar Çukurova ve Antep'i bırakarak Suriye'ye çekiliyorlarmış. Tabii birçok savaş malzemesini de Türklere bırakacaklardır. Türkleri en zayıf durumlarında yakalamıştık. 3 yıl içinde doğuda Ermenileri yendiler. Sovyetlerle anlaştılar. İç isyanları bastırdılar. Fransızları durdurdular ve bir anlaşma imzalamaya mecbur ettiler. Şimdi karşılarında yalnız biz kaldık. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bizi bu ateşe ittiler. Şimdi hiçbiri yanımızda değil. Hiçbiri. Canık.